Adınız nedir? Mehmet Turhan. Mehmet Bey, nerelisiniz? Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Babam da doğma büyüme İstanbullu. Dedem Kastamonu, İnebolulu, Evrenyeli. Nerede ikamet ediyorsunuz? Çengelköy'de ikamet ediyorum. Fatih Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kendisiyle ilgili görüşleriniz neler? Yani tanışmadım da yani hasbelkader sağda solda görüyorum. Şey yapıyorum. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kendisiyle ilgili düşünceleriniz ne yönde? Yani aynası iştir kişinin, lafa söze bakılmaz. Biz de öyle derler. Göreceğiz. Herkesi göreceğiz yani. Hem Fatih Belediye Başkanı'nı göreceğiz, hem onu göreceğiz. Bakalım ne çalışacaklar, ne çalışmayacaklar. Peki Fatih Belediyesi'ne gösterebileceğiniz örnek bir belediye var mı? Fatih Belediyesi'ne gösterebileceğim örnek belediye maalesef yok. Belediyelerin hepsi problemli bana göre. Tamam, niye? İnsanımız problemli çünkü. Tamam. Yani bizim insan problemli olunca belediye de problemli oluyor. Sıkıntı böyle, kuşun böyle yuvası oluyor, pozisyon oluyor yani. Peki Fatih Belediye Başkanı'na iletmek istediğiniz mesaj veya bir talep var mı? Vallahi aklıma şu anda bir şey gelmiyor. Aslında çok şeyler var. Mesela bu Süleymaniye'nin etrafının düzenlenmesi konusuyla alakalı. Yani orada o kafeler, bilmem neler, uydur kaydır, abuk subuk yerlerden çıkılıyor, ediliyor, bilmem ne vırzır. Onlara bir nizam, intizam getirilmesi konusunda bir şeyler yapılması lazım. Eminönü'nün mesela en büyük problemi otopark problemi. Otoparkla ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Ne vilayet yapıyor, ne bir şey yapıyor. Ticaret Odası orada otoparkı kapattı. Tamam mı? Onunla ilgili ne orayı yapıyor, ne kullandırıyor. Öyle mezbelelik duruyor orası. Ticaret Odası benim gözümde devlet hantaldı. Ticaret Odası devletten daha hantal pozisyona düştü yani. Tamam mı? Aynen bunu kendilerinin yönetim kuruluna da söyledim bunu ben. Ticaret Odası'nın yönetim kuruluna. Yani yazık, günah yani. Çalışacaklar. Bir şeye seçildiler. Yapacaklarsa işi yapacaklar. Yani memlekette işsizlik var deniyor. Bilmem ne deniyor. İşte efendim orada bir atıl kapasite lüzumsuz bekliyor. 17 senedir, 18 senedir ben biliyorum. Evvelsi de var da. Ve İstanbul'un en güzel yeri yani. Eminönü'nün meydanında Ticaret Odası orayı öyle rezil bir şekilde duruyor yani. Tamam mı? Mesela. Çok teşekkür ederim görüşleriniz için. Söyleyeyim. Şey de polislerle entegre zabıtalar insanları yönlendirecek. İnsanlar eğer kurallara uymuyorsa kurallara uymasını isteyecek. Kurallara uymayanları da müeyyidesini uygulayacaklar. Başka türlü bu insanları yola getiremezsiniz. Mümkün değil yani. Yani şeyleri uygulamadıktan, müeyyideleri uygulamazsanız toplum abidik gubidik olur yani. Böyle olur yani. Otoriteysen otoriteliğin gerekliliğini yapacaksın yani. Ha yok o öyle işte vatandaş şey olmasın, bilmem ne olmasın, ne şiş yansın, ne yansın olunca böyle oluyor işte yani. Tamam. Çok teşekkürler görüşleriniz. Rica ederim, sağ olun.